İncigül'de biz Güzel'in program konu Mersin Güzellik Uzmanları ve Kozmetoloji Derneği Başkanı İlhan Caner. Kendileri dernek hakkında konuşacağız. Güzellik uzmanlarını, güzellik uzmanlarının sorunlarını masaya yatıracağız. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız İlhan? Hoş buldum İnci Hanım. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. İyi olmaz da sevindim. Nasıl yardımcı olabilirim öncelikle? Öncelikle Perihan Caner kimdir? Biraz kendisinden bahseder misin? Perihan Caner 1977 Mersin doğumlu. Mersin'e aşıklı bir insan özellikle. Önceliğim her zaman Mersin olmuştur benim. Mersin esnafları için de elimden geleni yapıyorum. 1996 yılında ustalık belgemi aldım. Ortalama 26-27 yıldır güzellik uzmanıyım. Bunu sadece ustalıkçılıkla tamamlamadım. Normal lisesini okuyup üniversitesinde bitirdim. 4 yılda da işletmeyi de tamamladım. Ve bu süreç içerisinde mesleğim için gerekli olan her şeyi yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra dedim ki özellikle Mersin'de çok büyük eksiklik olan bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyacımız vardı. Mersin'de Güzellik Uzmanları Derneği olarak kurulan ilk sizin derneğiniz mi? Hayır, dernek... bundan öncesinde dernekler kurulmuş. 3 tane dernek kurulmuş. Sonra bir şekilde kapatılmış dernekler. Nasıl bir şey yol izlediklerini bilmiyorum. Ama daha öncesinden böyle bir sıkıntı olduğunu biliyorum. İki derneğin bir araya gelemediklerini ve problem çıktığını biliyorum. Daha sonrasında tekrar bir dernek kurma çalışması yapılmış ama başarılı olamamış. Biz 2020 yılında kurulduk. Kurulduğumuz süre içerisinde de pandemiye denk geldik. Pandemi sürecinde epey bir zorlandık çünkü valiliklere gitmemiz gerekiyordu. Evraklarımız, eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyordu. Ayrıca kollarımızı sıvayıp gerekli olan işlemleri yapmamız gerekiyordu. Çünkü yasal prosedürümüzde gerçekten çok sıkıntılar vardı. Bir an önce bizi temsil edecek bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyacımız vardı. Evet, tam da o noktaya değinecek olursak güzellik uzmanlarının yani sektörün, güzellik sektörünün bir dönem bayağı bir ciddi sıkıntıları oldu. İşte nazar cihazlarını şimdi şuna inanan bir insanım. Derneğimizin sloganı da hep budur zaten bizim. Birlikten kuvvet doğuyor. Gerçekten biz bunu gördük. Şimdi tek başına hiçbir şey yapamıyor kimse. Mutlaka Türkiye genelinde büyük bütün derneklerin ya da odaların bir araya gelerek bir çözüm bulması gerekiyordu. Biz şöyle yaptık. Odalar zaten üzerlerine düşenleri hakkıyla yerine getiriyorlar. Buna inanıyorum. Ancak biz de dernekler olarak bunlara bir destek vermek durumundaydık. Dernekler birleşerek federasyon oluşturduk. Ankara'ya bağlı bir federasyon oluşturduk. Onuk Başkanımızın TÜGEDER, Türkiye Güzellik Uzmanları ve İşletmecileri ve Eğitimcileri Derneği, Dernekleri Federasyonu. Şöyle birleştik biz. Türkiye'nin ortalama 12 ilinden dernekleri birleştirdik. Herkes bize katıldı çünkü hepimiz de elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Ancak çözüm odaklı olabilmemizin tek şeyi Ankara'ya bağlanmaktı. Çünkü neden? Her şey bakanlıklarda oluyor. Ankara bakanlıkların yeriydi. Bu işe gönül vermiş Elif Şebnem Türe başkanımızın liderliğinde bütün Mersin'deki Mersin ve Türkiye genelindeki derneklere çağrı yapıldı. Onlar da ellerinden geleni yapmak için birleştiler. TÜGEDEF oluşturduk. Biz de kurucularından biriyiz Mersin olarak ve bununla gurur duyuyorum. Çünkü zaten bu işe gönüllülük esasıyla yaklaşan dernekleriz biz. Hiçbir şeyimiz yok. Tek istediğimiz mesleğimize faydalı olabilmek, mesleğimizin artık zarar görmeyecek, özgürce bir hareket edebilecek bir hale getirmekte. Evet, yasak dış
işlemler konusuna değinecek olursak. Şimdi yasaklı işlemler için biz de yürütmeyi durdurma kararını avukatımız çıkarttı. Yürütmeyi durdurma kararına da müdahillik davaları açtık ve lazer epilasyon olarak IPL cihazını kapsıyor ve diyot cihazını kapsıyordu. Önceliğimiz onlardı zaten. Ve daha sonra yürütmeyi durdurma kararımıza bakanlıklara ulaştı. Dosyalar hazırlandı. Dosyalar sonuç alacağı zaman Elif Başkan'ın, Rıfat Başkan'ın ve Ayşe Aydın Başkan'ın çağrıldı bakanlık tarafından. Dosya önlerine sunuldu ve denildi ki neler daha başka neler eksik sizlere yardımcı olacağımız. Biz bunların içerisine kalıcı makyajı da ekledik onun dışında. Yalnız darmapen eklenemedi çünkü neden? Kanlı invazif işlem yapıldığı için, yanlış kullanıldığı için darmapen eklenemedi. İnşallah ilerleyen süreçte mesleki mevzuatımızın altındaki boşluklar için çalışıyoruz. En önemli şey o. Çünkü eğer bunun önüne geçersek yasal olarak tamamen artık dokunulmazlığı almaya çalışıyoruz. Onunla uğraşılıyor. Avukatlarımız, derneklerimiz, odalarımız, mesleğimiz için ne gerekiyorsa en iyi noktada, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bizler gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Yeri geliyor iş yerlerimizi bırakıyoruz, yeri geliyor çocuklarımızı bırakıyoruz, yeri geliyor ailemizden uzak kalıyoruz. Ama her şey mesleğimiz için gerçekten. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sefer pandemide bir fuar düzenlendi. İlk defa düzenlendi pandemide. Biz ev sahipliği yaptık orada. Firmalarımız bize teşekkür ederek ayrıldılar. Çünkü gerçekten çok memnun bir şekilde gittiler buradan. Her içeriye gelen, fuar alanına giren mutlaka bir şeyler alıp gitti ve firmalarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Bu sektörü hem firmalar oluşturuyor, hem güzellik uzmanları oluşturuyor, hem dernekler, hem odalar oluşturuyor. Birlik ve beraberlik içerisinde sektöre nasıl faydalı olabiliyorsak, bizler dernek olarak elimize broşürler aldık, odaları gezdik, esnaflarımıza davetler çıkarttık. O şekilde çalıştık. Tabii ki şu anda istediğimiz bir şeyi sağlayamıyoruz. Ancak daha güzel olacağını umuyorum. Bugün için konuşmak çok erken. Şimdi hareketlenmeye başladı fuarımız. Yarın daha hareketli olacak ve buraya gelerek özveride bulunan güzel firmalarımız mutlaka memnun olacaklar diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonrakiler çok daha güzel olacaktır. Çünkü daha çok yeniz, ikincisini kutluyoruz. İkincisini yapıyoruz fuarımızı. Daha güzelleri olacaktır. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak eklemek istediğim şudur. Bizler sivil toplum kuruluşlarımızı birliği beraberliği sağlamak adına, bir olmak adına kuruyoruz. Eğitimleri, hizmetleri bizim de şehrimize gelmesi için kuruyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız değerli meslektaşlarımız için var. Ve katılımlarını sağlamaları çok önemli. Çünkü gerçekten bir dalı kırmak çok kolay. Birkaç dalı kırmak çok zor. Lütfen derneklerimize destek çıksınlar. Çünkü tek yapmak istediğimiz mesleğimizin daha iyi bir yere gelmesi, hak ettiği noktada olması. Biz bunun için liderlik yaptık, öncülük yaptık. Tek yapmaları gereken bizlere destek çıkmak. Bizlere destek çıkan herkese teşekkür ediyorum. Mesleğimiz adına savaşan herkese teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğuyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. Bu güzel programa ve fuarımıza bize olan desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, izleyicilerimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.